Evet millet, şimdi inceden bakalım ofiste kim ne yapıyor, ne diyor yani genel olarak İzmo çatısı altında kim ne iş yapar, hepsine kısaca bir bakalım. Evet abi, sen burada ne yapıyorsun? Haber yazıyorum. Genelde peki yani böyle yararlandığın kaynaklar ne? Yani yabancı sitelerden kaynaklanıyorum. Gündemi çok böyle sıcak takip etmeye çalışıyorum. Sen genel olarak sana birader şey yaptığın için havayı koklamak diyebilir miyiz kardeşim? Abi kesinlikle diyebiliriz ya. Çünkü şey yani hani haberleri güncel ve en hızlı şekilde sunabilmek bence bir editörün yapması gereken kavram, olay. Ben de bunu sağlamaya çalışıyorum. Sen de bunu sağlıyorsun. Aynen. Tamam. Yani sağlamaya çalışıyorum. Sağlayıp sağlamadığımı tam emin değilim. Vay, buna okurlarımız karar versin diye düşünüyorum. Yani tabii canım, yani mütehazı olmakta fayda var ama en iyisi benim. Zoa. Merhaba, ben Onur. Sağ olun, yeni katıldım. Evet, bir iki buçuk ay, üç ay yaklaşıyor. Sosyal medya yöneticisiyim. Web Tekno İzmo Bilişim, online kafa topu, işte gerekli mailler, bunları yönetiyorum. Bunların hepsi sende mi? Hepsi bende. Kullanıcılarla daha iyi iletişim kurmak. Web Tekno sayfasını biraz teknolojiden ziyade hem işin içine mizah katmak, kullanıcılarla birebir iletişim kurmak. Web Tekno'nun komik kafasını sokmak yani. Peki bunu yaparken nasıl, zorluyor musun? Zorlanmıyorum çünkü hani geçmişte de yaptığım olay buydu. İzmo'nun son projesi Fobito ile ilgili içerik yönetimi vesaire işte editörlük kısmı, bütün olaydan ben mesulüm. Yani Fobito'nun bütün her şey sende mi abi? Evet, yani mobil platformlarla ilgili güncel içerikleri takip ediyoruz, duyurmaya çalışıyoruz. Bir şeyler falan hep senin elinden geçiyor galiba. Bu arkadaşların gün içerisinde gördüğü listeler, oyun listeleri, mobil listeleri. Evet, bütün içerik yönetimini, yani birkaç arkadaşız. Peki şeyde zorlanıyor musun? Bu içerikleri oluşturmakta zorlanıyor musun? Özellikle listeleri yani. Yani bu bir süreç işi. Takip ettiğimiz epey yabancı kaynak var. Zamanla birikti, artık öyle bir zorluk yok. Artık otomatiğe bağlı. Aynen öyle. İsmim Tugay, merhaba. Ben burada oyun sitelerine ilgileniyorum. İçerikleriyle, Facebook sayfalarıyla falan filan. Bayağı yani genel olarak oyun sitelerine ilgileniyorum. Ne var şu an tek başıma? En şey İzmo'nun oyun sitelerinden? Yani en bilindik oyun cini var. Tabii en önemlisi şey de oyunoyna.com'da en bilindik olan oyun cini diyebiliriz. Daha zaten çok var. Yani. Peki bunları şey yaparken kontrol herkes zorlanıyor musun? Yani çocuklarla iletişime geçmek biraz zor oluyor da. Ama eğlenceli de oluyor ya, öyle diyeyim. Eğlenceli mi? Tabii ya, çocuk sonuçta yani çocuklar. Aydan sezonluk abi. Aynen, Joker gibi bir şey oldu. Sezonluk işçimiz ya. Yani Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat okuduğum için yazın buradayım. Şimdi okulun tatil dönemi diye tekrar geldim. Normal tabii ki ben de editörlük yapıyorum. Ama bizim gece editörlüğü dediğimiz ya da freelance olarak dışarıdan destek veren ekipteyim aslında. Burada devam etmek istediğim için de buraya geldiğimde burada destek oluyorum. Şu an tatil olduğu için buradayım. İşte bir ay sonra tekrar şeye gideceğim. Ama aynı zamanda işte gerek Lütfü abiyle videolarda da beraber çıktık. O şekilde devam ediyor diyebilirim. Yuvarlan diyorum. Aynen öyle. Sen de bizim ne derler, temel taşımışsın. Bize çay veriyorsun, kahve veriyorsun. Yeri geldiği zaman karnımızı doyuruyorsun. Böyle küçük bir şeyler söylemek ister misin? Yani sen tamam, yani gün içinde Allah'a olsun, sen ne yaparsın? Sabah geliyorum, temizliğimi yapıyorum. Çayımı, kahvemi koyuyorum, sizi hazırlıyorum. Sizin gibi güzel elemanlara sağ olsun abla. Hazırlıyorum. Memnun musun bizden abla? Çok memnunum. Hepinizin kalbi tertemiz yani. Sağ olsun. Hepinizi abla. Çok seviyorum. Birbirinizden hepiniz ayrı ayrı. Teşekkürler abla. Karşılıklı. Böyle geçiyor. Siz geliyorsunuz. Çayla kahveyle diyorsun. Evet, gün geçiyor yani. Çay, şekilde. Kahve, temizliği. Bu kadar. Fazla evet, da bir şey yok. Evet. Biraz dedikodu en çok kim pisletiyor? Dedikodu yok hiçbirinizden. Her bir şeyim yok yani. Şimdi yukarıya çıkalım abi. Gel. Evet, şimdi Levent abinin yanına geldik. Levent abi burada ne yapar? Şirketteki reklam pazarlama işine bakıyorum. Şirkete gelen reklam başvuruları direkt bana geliyor.
web tekno ya da diğer bölümlerle gelen tüm reklam pazarlama görüşmelerimi en yürütüyorum. Peki abi her işin bir şeyi vardır böyle illaki, bir zorluğu vardır yani. Sen böyle işinde hakikaten böyle çok zorlandığın bir taraf var mı? Anlaşmalar da bazen karşı taraf illallah ettiren insanlar çıkabiliyor hakikaten. Yani insan yani illallah. Yani sonuçta insanlarla alakalı evet. Yani sistemle alakalı yoksa çok zor bir iş değil. Peki şunu soracağım sana hemen abi, son soru olsun. Ofis ortamından ayrı bir ortamdı. Yani tek başınasın burada, tek başına çalışıyorsun. Buna rağmen hani ofisle kaynaşık mısın yani? Sence nasıl görüyorsun sen? Tamamen kaynaşık. Zaten sürekli olarak bütün odaları dolaşıyorum. Her tarafa gidiyorum. Mesleğin yanına da geliyorum. Diğer taraflara geçiyorum. Benim yaptığım iş çok ofisin diğer eleman ya diğer ekiplerle beraber yürütecek bir iş değil. Ondan dolayı ayrıyım. Yoksa sürekli sizin yanınızda ekipler. Ama şey, beraber muhabbet bulduğun zaman da kaçırmıyorum diyorsun. Aynen. Muhabbet yoksa da muhabbet içiyorum arada. Evet millet, şimdi yazılımcılığın odaya geldik. Şöyle bakıyorum kimden başlayalım? Tabii ki de Mustafa'dan başlayalım. Çünkü neden? En boş yapan o. Evet abi, sen ne yapıyorsun burada? Tam olarak senin buradaki misyonun ne, görevin ne? Abi oyun görselleri artı tasarımla alakalı işlere yardımcı oluyorum ofiste genel olarak. Şu an galiba zamanın tamamını kafa topu oluyorsun hemen hemen. %90'ını alıyor evet. Geri kalan zamanda zaten bize görsel hazırlıyorsun. Doğru mu? %5'i görsel hazırlama, geri kalan %5'te işte gezme, tozma ve videolar. Yani listelerden memnun musun peki kardeşim? Memnunum tabii. Gördüğüm kadarıyla takipçilerim senden gayet memnun ya. Yani. Aynen, ben de onlardan memnunum, sağ olsunlar. Şöyle bir bakıyoruz Erman ekranına. Erman birine altın gönderiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yok ya, kimseye gönderemiyorum. Şaka beni sanmayana kardeşim. Sen ne yapıyorsun burada? Kafa topunun ilerleştiğini, özellikle reklanması, işte geliş komple. Oyunun geliştirilmesi Mehmet'le beraber. İşte tasarımların oyuna konulması, işte nelerin gerektiği, her şey yani oyunla alakalı bende. Oyun beyni diyorsun yani genel olarak, sen de tamamen. Yani denebilir. Evet Mehmetcan, sen ne yaparsın abi, ne dersin? Ben de kafa topuyla ilgileniyorum. Hem oyunun mobil tarafıyla hem de sunucudaki bazı işlerle ilgileniyorum. Şu anda da Facebook sosyal davet işleriyle ilgili geliştirmelerimiz var. Onları yapıyoruz. Peki sen de abi ofis ortamı yani buraya İzmo'ya daha sonradan dahil oldun. Senin abi düşündüklerinde sence ofis ortamı falan nasıl sana göre? Bence çok güzel, eğlenceli. Hani bir yüzdeye belersek bunu ciddiyet yüzde kaç, çalışma yani yüzde kaç? %50 eğlence yüzde kaç diyebiliriz yani. Biz epey eğleniyoruz burada. İşte iddialar arada. %50. Murat'la falan çok iyi iddialarımız oluyor. Yani herkes eğlendiği kadar aynı zamanda işini de ciddiye alıyor. Şu an için WebTekno'nun ön yüz kısmını hazırlıyoruz yavaş yavaş. Fatih backend kısmını halletti. Şu an frontend kısmı yani ön tarafta biraz çalışmalarımız başladı. Tabii Murat abinin de tasarımı bitirdikten sonra biz de ön yüz kısmını tamamen bitirmiş olacağız. Tam anlamıyla sandık peki kendi böyle işini. Yani web kısmı diyebiliriz. Şu, web kısmı. Aynen web kısmı, frontend, ön yüz kısmı diyebiliriz aynen. Tam olarak senin görevin bu yani. Aynen benim görevim. Bu konuda bir sıkıntı çıktığında aranacak insan sensin bu olsun. Aynen abi. Peki sen de bu ekibe sonradan dahil oldun. Senin düşüncelerin neler abi? Hani yaptığın işin veya sizin bu katın, bu bölümün sence yüzde kaçı eğlence, yüzde kaçı çalışma? Şöyle söyleyeyim, eğlenerek çalışıyoruz diyebiliriz yani. Hani yüzde olarak belirtme, hani çok da şey değil. Hani hem eğleniyoruz hem çalışıyoruz. İkisini bir yerde harmanlayalım. İkisini bir yerde aynen o şekilde çalışıyoruz. Yani çok güzel bir şey bence. Buyur. Şöyle bir ekranda bir şeyler görüyoruz abi. Yoksa tasarım tekrar mı değişiyor? Hem tasarım hem altyapı tamamen değişiyor. Yani altyapıyı Fatih ve Mehmet zaten birkaç aydır bayağı bir ilerlediler. Hı. Ben de ofise ara ara geldiğim için tasarımda biraz geri kaldık ama hafta sonu falan çalışıp bitireceğim inşallah. Zaten Ömer de ön yüzünü koruyacak. Yani birkaç ay içinde yeni, yani en geç hatta bir ay içinde muhtemelen yeni arayüze geçeceğiz. Daha sonra Android uygulama, iOS uygulama sırayla yeni geçeceğiz. Hepsine gelecek diyorsunuz. Evet. Peki senin abi tam şeyin nedir, görevin nedir yani? Vallahi benim görevim Joker biraz karışık abi ama en severek yaptığım iş tabii arayüz tasarımcılığı. Yani en çok bundan zevk alırım. Onun dışında projelerin projelendirilmesi, reklam bağlantıları vesaire, hani İbrahim'le olan işte iş ilişkileri gibi birçok işin içindeyim aynı anda. Ama dediğim gibi ana işim bu. Ben %90 eğleniyorum, %10 çalışıyorum. Gayet açık belirtiyoruz yani. Aynen öyle, benim olayım o zaten. %10, %15'e çıkartınca siteyi bitireceğiz inşallah. Kime geldik? Hacker Fatih'e geldik değil mi? Arkadaşlar bu arkadaşımız türlü face patlatma
Format. Format. Bütün işleri yapıyor kendisi. Şaka bir yana, Fatih bir yana diyerekten kardeşim sen ne yapıyorsun burada? Ben abi web yazılımcıyım. PHP kullanıyorum. Tam olarak benim görevim abi backend yazılımı. Sen tamamıyla bu işe odaklısın yani. Aynen. Şu an ofiste tamamen bu işe odaklıyım. İşi yaparken aynı zamanda eğleniyoruz, muhabbetimizi de ediyoruz. Aynı zamanda işimi de yapıyorum. İkisini sen de beraber hem Goygoy hem işi aynı anda yürütüyoruz burada abi. Yani. Hı-hı. Tamam kardeşim. Kolay gelsin o zaman. Teşekkürler. Şimdi yan tarafa geçelim. Burası muhasebe odası. Evet millet, üst katta ulaşabileceğiniz en son noktaya geldik. Kurucumuz İbrahim Akman'ın yanına. Merhaba. Evet abi, kısadan hisse yapıp senin burada ki görevi zaten belli, patronsun, o zaman gidelim demeyeceğiz tabii ki. Tam anlamıyla abi ne yaparsın yani, nelere hakimsin, neleri kontrol ediyorsun vs. Şey, yani özellikle patron kelimesini sevmediğim en başından beri söylüyorum zaten. Burada bir oluşum var, hep beraber çeşitli projeler yönetiyoruz. Ben de bu projelerin daha çok geliştirmesi ve stratejik kararların verilmesi aşamasındayım. Daha çok siz web teknoloji yapıyorsunuz ama burada bir yazılım ekibi var. Genelde yaptığımız çoğu işi kendi bünyemizde yapıyoruz. Özellikle kafa topu. Dediğim gibi özetlersek yapılan bütün işlerin totalinde stratejik ve yönetim kararlarının alınması aşamasında biz varız. Şu an neyle uğraşıyorum diye sorarsan, online kafa topu sömestr tatilinde YouTuber'larla bir çalışma yapacak. 15 tatilde bütün YouTuber arkadaşlar oyunumuzu tanıtacak. Onların tarihleri ve planlamasıyla ilgileniyorum. Ayrıca Danimarka'ya ve İngiltere'ye açılacak oyun bir 20 gün içinde. Onların planlaması, altyapı planlanması tamamen şu an odamız aslında kafa topu diyebilirim. Çünkü çok iyi bir büyüme yakaladı ve sona yaklaştı. Yurt dışına bir başarı elde etmesini planlıyoruz. Genelde şu an bunlarla vakit geçiriyorum. Şimdi abi herkese ben sordum bunu, sana da sorayım peki. Ofis ortamını nasıl değerlendiriyorsun sen genel olarak? Yani, İstediğin yani hayal ettiğin, yani bu iş daha piyasada yokken, bu İzmobil işin daha piyasada yokken hayal ettiğin ofis ortamı mı sence? Ya aslında şöyle diyebiliriz, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ben ofiste sevmediğim bir tipi barındırmıyorum. Bu nasıl bir tip? Yani hepimiz arkadaşız bu arada, önemli olan o. Biz arkadaş olduğumuz zaman eğlenceli işler çıkartabildiğimizi düşünüyorum. Bazen işte denemeler, yanılmalarda yapıyoruz, iyi bir arkadaş oluruz. Bizim ortamımız ayak uyduramıyor. Çıkmak durumunda bu da. Yani daha çok yetenekli ve bilgisinden ziyade ayak uydurabileceği bir ortama gelmesi bizim çok önemli. Ben ofisten memnunum açıkçası. Kötüleri yedik diye düşünüyorum ben. Yani level ilerliyoruz. Genel olarak senin halindeki olan ortam da buydu zaten. Evet aynen. Benlik problem yok. Aslında daha çok sizin cevaplarınız önemli bence. Yani aynen. Sizin ne düşündüğünüz önemli. Şu aşağıda gizli. Videoyu izlerim oradan. İlk slide benden gelecek. Beğenmedim. Şimdi abi en aşağıya bizim stüdyoya inelim, gel. Mustafa da tekrardan karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mustafa'nın nereden çıkacağı hiç belli değil. Mustafa'yla da karşılaştık arkadaşlar. O da değil, analar gibi ofisin içinde geziyor. Şuraya hemen kısaca göstereyim size. Şurada bir mangalımız duruyor. Arada burada yakıp et falan yapıyor. Mangalda tabii ki de öyle bir şey yok. Dışarıda en son yaptık, onu buraya koymuşlar. Burada kullanılmayan monitörler var. Bu masayı atmadık. Bu masa ilk iddialı videomuzdan kalan masamız. Bunun üzerine kalmayan, girmeyen, çıkmayan şey kalmadı. O yüzden de buraya koyup böyle gelen takipçilerimize de sergileyelim. Biz de böyle bakıp bundan ibret alalım istedik. O yüzden bu masa da burada duruyor. Onun dışında bu kutuların içinin çoğu boş. Şunu vesaire. Ha. Bu da rahat ol gir çık burada çekim yaparken, bu da dur çekim var. Ne derim lan? Ondu tabela. Aynen, uyarıcı. Tamam şu an çekim var. Dalga kalsın. Stüdyo kısmına girdiğimizde ilk bizi eski adıyla Oyun Tekno, şimdiki adıyla Goygoy kısmı karşılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşil perdemiz var. Yukarıda böyle yaptığımız yalıtım için kullandığımız malzememiz var. Stüdyonun daha yapım aşamasında tek tek lütfuyla ellerimizle yaptık. Tugay kardeşimiz yardım etti bize ayrıca. Mustafa da yardımcı oldu. Evet millet, oyunları genel olarak burada çekiyoruz zaten. Başka da zaten bu canavarın durduğu başka bir yer yok. Yani bu şu ofiste şu canavarın benzeri bir kasa daha yok. Burası genel olarak dağınık. Neden dağınık? Çünkü bu tarafta özellikle her şeyin çekimi oluyor. Çoğu şeyin çekimi bu tarafta oluyor. Goygoy stüdyosunda oluyor. O yüzden yani burayı siz eğer bence kalkıp baştan Lütfü'yle beraber gelip toplasak eminim 2 saat sonra burası gene aynı hale gelecek. O yüzden biz bundan bıktık, bırakalım dağınık kalsın dedik. Ama dağınıklığı da böyle belli bir düzene oturttuk işte. Şu tarafa dağıtalım abi diyerekten her şeyi bir tarafa dağıtıyoruz. Kullanacağımız şeyler elimizin altında olması açısından, diğer kullanmayacağımız şeyleri de böyle kutulayarak çeşitli yerlere saklıyoruz. Bunlar zaten ışıklarımız. Burada başka göstereceğim şey kaldı mı Mustafa?
Şimdi Mustafa sen burada ne yaparsın kardeşim? Ben kurgu yaparım abi. Siz çekiyorsunuz, benim elimden geçiyor. Ben kurgu yapıyorum. Hı-hı. Yani videoları işliyorum. Gerektiğinde visual effects olaylarına giriyoruz. Bütün o video içindeki efektler, jartlar. Bütün hepsi senden değil mi kardeşim? Aynen abi. Aynen. Sen de bu arada bizim ekibe yeni dahil oldun, evet. Bizim o ekibine. Bence ofis ortamı iyi abi, biliyorsun sen de. Yani burada üçümüz Goygoy için çalışıyoruz. Yani Goygoy'un dibine vuruyoruz mu burada? Goygoy'un dibine vuruyoruz abi. Dediğin gibi. Yani genel olarak eğlenceli iş karışık diyorsun. Aynen yani. Aynen. O yüzden aynen. Pek de çalıştığını anlamıyorsun zaten. Aynen. Mustafa'nın da çalışma alanı burası bu arada. Çift monitörüyle birlikte kurgularımızı burada yapıyor. Evet Efe'cik, sendeyiz. Şey tarafı da burası abi. Hani Web Tekno tarafı da burası. Yani evet, aslına bakarsanız böyle bir taraf falan yok. O anki şeye göre, videonun içeriğine göre bir stüdyoyu hangi tarafı kullanacağımı seçiyoruz. Geniş bir alana ihtiyacımız varsa bu tarafı kullanıyoruz. Bu tarafı seçiyoruz aynen. Daha böyle pratik bir şeyler yapacaksak eğer diğer tarafta oturmayı tercih ediyoruz. Genel olarak işte şuraya oturuyoruz bu arada. Siz bizi şu açıdan görüyorsunuz şöyle. Aynen öyle. Şurada ışıklarımız var. Şurası benim çalışma alanım arkadaşlar. Buraya çöküyorum. Tabii bakıyorum. Evet hiç şaşırmadım. Efe benim koltuğuma çantalarını koymuş. Neden? Çünkü hiç çalışmadım. Gidiyor oraya. Allah dursun ya. Şuraya gelen ürünleri ve bazen ceketleri falan asıyoruz. Aynen. Şu perdeler genel zaten. Aslında bizim bir çalışma alanımız yok. Biz her tarafta. Yani aynen. Yapıyoruz. Yani şu aşağı iki taraf olduğu gibi Lütfiye, bana ve Mustafa'ya ait. Üçümüz burada işte günümüzü geçiriyoruz yani. Öyle söyleyeyim aynen size. Aynen öyle. Gel buraya çökelim o zaman. Üstümüzü çeker misin Tanrı? Evet arkadaşlar, artık ben de kadrajdayım. Şimdi Web Tekno özet olarak ne yapar? Bundan da bahsedelim. Teknolojik içerikleri size en eğlenceli halde, canınızı sıkmadan, fazla da lafı uzatmadan sunmaya çalışan bir teknoloji sitesi ve YouTube kanalı. Ve bunun dışında da Goygoy isimli bir kanalımız var. Aynı zamanda Fobito isimli de bir kanalımız var. Şu an henüz aktif olmasa da yakın bir süre içerisinde aktif olacak. Forumlar gelecek ve değişik bir sürü daha proje var. Zaten en büyük projemiz şu an herhalde Kafa Topu'dur değil mi? Tabii ki de. Yani gördüğünüz üzere burada bir sürü insan çok büyük emeklerle çalışıyor arkadaşlar. Arka planında yani Efe ile benim dışında da çalışan insanlar var. Onların da emeği için sonsuz teşekkür sonsuz ederim onlara. Sonsuz teşekkürler hakikaten. Yani bunun da karşılığını en zaten sizden kadar uğraşıyorlar yani. Aynen. Sizden de bunun karşılığını zaten kat kat alıyoruz abi. Neyse yani fazla uzatmayalım abi. Genel olarak İzmir'in ortamı yani samimiyet şunu gerçekten samimi söylüyorum. Aynen gerçekten şenlik alın abi. Yani burada gerçekten kafa olarak herkes genel olarak rahat. Rahat olduğu için de ortaya güzel işler çıkıyor. Yani benim tek istediğim şey her şeyin tamamıyla bu ivmede devam etmesi. Başka da benim bir isteğim yok. Senin varsa söyleyebilirsin. Benim de isteğim tabii ki de senin yönüne. Bu samimi ortam, eğlenceli ortam muhtemelen ömür boyu sürsün istiyorum. Hepimiz aynen. Çok rahatız, çok mutluyuz. Yani sağlığımız yerinde abi. Zaten bir insan daha fazla ne ister ki? Bir şarkı var bizim çok sevdiğimiz abi. Herkesin doyduğu bir çıkma ekmek diyor ya. Aynen. O olsun. Aynen. Bize yetiyor arkadaşlar. Onun dışında mutluluk en önemli şey diyelim. O zaman yavaş yavaş ofis incelememizin sonuna geldik diyelim. Videomuzu beğenin arkadaşlar. Aynen. Aynı zamanda paylaşmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Aklınıza takılan sorular varsa her zaman söylediğimiz gibi bizimle alakalı, İzmo ekibiyle alakalı da alt tarafa yazın. Aynı zamanda da abone değilseniz abone olmayı unutmayın kanalımıza. O zaman eyvallah. Kendinize iyi bakın.